Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar öncelikle konu başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda, ardından Terazi burcunda ilerleyecek. Venüs Başak burcuna geçiyor. Mars ay boyunca İkizler burcunda. Balık burcunda bir dolunay var. Terazi burcunda bir yeni ay doğuyor ve Merkür retrosu başlıyor. Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda parlıyor. Sizin için güzel bir açıda olacak ve 5 Eylül itibariyle Venüs de Başak burcuna geçiyor. Dolayısıyla birazdan bu size keyif verecek, motivasyonunuzu arttıracak. Hayata daha iyimser, daha olumlu bir bakış açısı içinde olabilirsiniz. Daha geniş pencereden bakabilirsiniz yaşama. E, ufkunuz gelişiyor, vizyonunuz gelişiyor bu dönemde. E, 10 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay var. 17 derece Balık burcu dolunayı yine size güzel bir açıda dost bir burçta olacak çünkü e, Uranüs'ün de güzel bir açısı var bu dolunaya e, üçüncü evinizde önemli farkındalıklar açılımlar getirebilir yani bir düşüncenin olgunlaşması bir fikrin netleşmesi mümkün bu dolunayla beraber bir eğitimi tamamlayabilirsiniz ya da bir eğitimle ilgili bir karara vere, karar verebilirsiniz seyahatler olabilir güzel keyifli bir tatile çıkmanız seyahate çıkmanız mümkün çocuklarla ilgili sürpriz ve sevindirici gelişmeler olabilir. Yani çocuklarınızın eğitimiyle de ilgili olabilir bunlar. Ticari hayatınızı da bence destekliyor, yaratıcılığınızı destekliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 17 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bunlar değişken burçlardaysa tesirleri çok öne çıkacaktır. Ama toprak ve su burçlarında da gezegenleriniz varsa daha iyicil olacaktır bu dolunayın tesiri sizin için daha destekleyici, maddi manevi daha şanslı etkiler getirebilir size. O yüzden güneşinizle yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa sevgili Oğlaklar, bu keyifli dolunay hem dolunay derecesi hem Uranüs etkisi nedeniyle bence çok olumlu tesirler getirebilir yaşamınıza. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en önemli etkilerini alabiliriz. Aslında 25 Eylül'e kadar da bu dolunay tesirleri devam edecek. Dolunayla beraber aynı gün 10 Eylül'de Merkür terazi burcunun 8 derecesine gerilemeye başlıyor. Evet Merkür gerilemeleri zaten sık sık yaşıyoruz ve biliyoruz da artık etkilerini öğrendik. Biraz da bu Merkür gerilemeleri günlük hayatta böyle iletişim sorunları falan yaratıyor. Biraz hani planlarımızı geciktiriyor falan ama hazırlıklı olursak, temkinli olursak çok lehimize olumlu da kullanabiliriz. Çok sert etkileri olan, olumsuz bir retro değil bu. Terazi'de başlayacak ardından Başak'a doğru gerileyecek 2 ekime kadar sürecek. E, bu dönemde bence bu terazi terazi dönemine biraz dikkat edelim çünkü Terazi'de gerilerken size açısı e, daha zor olabilir ailevi konular ya da üstlerle ilişkilerde biraz zaman zaman fikirsel çatışmalar yaratabilir ama ayın 20'sinden sonra özellikle Başak burcundaki gerileme dönemi daha keyifli olacaktır. Daha nostaljik etkiler getirebilir. Merkür retroları günlük hayatımızı yavaşlatabilir. Aslında bizim için biraz geçmişe bakıp kontroller yapmamızı, eksikleri tamamlamamızı da sağlıyor. Yani burada bu yavaşlama bizim faydamız için aslında daha sağlamlaştırıyoruz. Yani bu bir eğitim için bir çalışma olabilir, bir projeyi iyileştirmek olabilir, eksikleri tamamlamak olabilir. Daha doğru mesela detay, gözden kaçırdığımız detayları fark edebiliriz. Bunları fark ettiğimizde ilerisi için de daha olumlu adımlar yapabiliriz. Kendi faydamız için değerlendirebileceğimiz bir Merkür Retrosu'ndan bahsediyoruz. Ayın 23'ünde Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 26 Eylül'de Terazi Burcu'nun 2 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay Jüpiter'le hizalandığı için önemli bir yeni ay. Üstelik öncü bir burçta olduğu için sizin için yine önemli bir ee, yeni ay olduğunu söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Ee, kariyer evinizde parlıyor. Bu yeni ay, yeni olasılıklar, geleceğinizi etkileyecek yeni gündemleriniz ya da yeni fikirleriniz, düşünceleriniz var. Eğer öncesinde Merkür Retrosu'nun da etkisiyle gerekli hazırlıkları yaptıysanız yani işte bir iş görüşmesi olabilir hani burada kendinizle ilgili bazı eğitim ya da becerilerle ilgili bazı eksikleriniz var. Bunları tamamladınız ya da sunmak istediğiniz bir dosyanız var. Buradaki eksikleri gözden geçirdiyseniz bu yeni ay bence size çok başarılar getirebilir. Jüpiter etkisiyle beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz. 2 derece ve yakınlarında mı? O zaman sizin için çok etkili bir yeni ay. Üstelik Jüpiter etkisi de çalışıyor burada. Hani bu işinizde, kariyerinizde, toplumdaki görevinizde bir ilerleme, bir yükselme, bir değişim getirebilir. İş arıyorsanız bir işe girebilirsiniz bu yeni ayda ya da çalıştığınız ortamda e, sorumluluklarınız artabilir. Ailevi konularda aile işini yapan oğlaklar için de önemli bir yeni ay. Belki burada belki sizin için biraz daha hani e, kariyerinizi etkileyecek, geleceğinizi etkileyecek aile içerisinde önemli kararlar alınabilir. E, yuva kurmak, evlenmek gibi konular da bence etkili bu yeni ayda çünkü kariyer demek sadece iş ve meslekle ilgili değil birçok oğlak için aslında evlilik kararları alabilecekleri bir yeni ay çünkü terazi zaten evlilik demek iş birlikleri de olabilir bu evlenmek yuva kurmak yani bu yeni ayın kapsamında olan gündemler hızlı bir şekilde bunlar da hayatımıza girebilir. 9-10 Ekim'e kadar da bu yeni ay gündemlerimiz devam edecek. Kendini göstermeye, hissettirmeye devam edecek. 27-30 Eylül arasında gökyüzünde oldukça güzel açılar var. Sizin için de çok destekleyici. Başak Burcu'ndaki Venüs'ün ve Merkür'ün kavuşumu, sizin Burcu'nuzdaki Plüton'la yapacak üçgen açılar. Bence gerek iş ilişkilerinde, gerek hani özel hayatta, eğitim gibi konularda, özellikle yurt dışı ve uluslararası planlarınızda, Hani bunlar bir ticari konu olabilir ya da uluslararası alanda akademik alanda bir planınız, anlaşmanız, sözleşmeniz olabilir ya da böyle yasal konularda sonuç beklediğiniz işler olabilir bir vize gibi örneğin yani buralarda daha somut sonuçlar alabileceğiniz biraz geçmişle de bağlantılı konuların netleşebileceği ama daha olumlu yönde sonuçlar alabileceğiniz güçlü bir dönem size de çok destek veriyor. Kendinizi daha güvenli hissedebilir. Daha istikrarlı sonuçlar alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.